Ece, Ece gelir misin? Polis mi çağıralım? Az sonra koyduk ama sen gelmediğin için şarkıyla gelmek zorunda kalacaksın. <laughs> sen de evet biliyorsun bu işleri <laughs> televizyoncu olarak. <gülüyor> <Hareket> <gülüyor> Ve Ece Erken geliyor efendim. Ece Erken geç geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aa ışık hepimizde var. Sen sana ne zannettin bizi? Nasıl? Hoş geldiniz. Hoş Ece bulduk. Hanımcığım. Bir şey yıkılıyorsun. E, e kemer var. sadece bol geldi ama sordum yayından evvel. Kemal mi? Öpüşelim, bir daha mı da öpüşelim yalandan? Ha. Numaradan. Hadi gel bakalım. <laughs> Sütücüye şey, geldi. bile. Bugün ye, şey cillop gibisin maşallah. Aa, bazen çok depresif oluyor. <laughs> bazen ne? <mi? Ece. gülüyor> ya neden? Ha, sen daha iyi tanırsın. Yani değil işte mi? bazen depresif olun onu Yarın... kaldırmak için böyle yapmadığımız şeyler kalmıyor mu bugün yok bugün enerjik güzel. Evet. evet. Toparladın azıcık ya? Toparladım yani iki yıl sonunda toparladım zaten o hallerimi sen biliyorsun. Ee, şu an daha böyle bir e, geleceğe umutla güzel bir şekilde bakıyorum. Gerçekten Oğlumla çok güzel birlikte. Bir oğlum var, evladım evet, var. Evet. Bu arada için. herkese merhaba. <laughs> ben gayet rahatlık, kırıktık. Öyle, öyle. öyle ama bizim maso öyle. Evet vallahi. Eve Lütfen. gelmiş de Bir şey Bir de şey çok yapmışız samimi arkadaşlarım olduğunuz için tabii. Çok teşekkür ederiz Ece'ciğim Öylesin. Ben onu yıllar sonra İşte Allah sana bizim tanışmamızı. Hangi tanışma? Genç, tamam, genç, genç TV. Hayır, Genç TV. Ben yayındayım tamam canlı yayında. Bir tane Dur bakayım, hatırlamıyor dur, musun? Ki ben an... normalde unuturum. Böyle yakışıklı bir çocuk geldi tamam mı? Uzun saçlı. Falan. Number falan o zamanlar değil mi? Hayır, Genç TV ama. Ben Genç TV'ye hiç gelmedim. Sen çocukken Genç TV'de deneme çekimi yapıldı. Number one TV. Number one TV, number one TV miydi Doğrudur. o? Number one TV'ydi tamam, şey. e, o. Aynı 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 şey. Genç TV de güzeldi. Tamam. Mutlaka sene öncesi. öncesi. Deneme çekimi yapıldı yanımda benim. Ee, biliyor musun? Hı hı. Bizimkine saçlar uzun falan filan böyle e, bir yakışıklı bir çocuk geldi suyu. Böyle hepimiz baktık. Sonra da zaten bu mu Hı yani tanışma hikayeniz? Ha, tanışma bu. Çok enteresanmış. Bu mu? Sonra ben sana Doğru. bir şey sen devam edeceksen Ece. Devam yok. Benle... Peki, ben de... Ben, de, şöyle bir devam. Ben de hafıza gidiyor ona. Ben Ece'yi şöyle hatırlıyorum ki Demet, de, Demet'ten de teyit aldım hala öyleymişsin galiba. Ben seni hep annenini hatırlıyorum. Evet. Yanında mutlaka annesi var. Şemlem Şafır bir ben. <laughs> Değil mi hatırlıyor musun? <laughs> Güzel benzetme. <laughs> Valla. <laughs> Ve ama... senle ben ikimiz şunu hatırlıyorum hayal meyal bizim e, kanal Yeni Bosna zamanları değil mi Yeni Bosna. Bravo. Ömrümüz orada Senle ben e, ben sanki çok kıdemliymişim gibi beni daha önceden bir notere yollamışlar bir iş başvurusu için ben e, senle notere gittim senin için ama yolu ben biliyorum diye. Ya. Ben onu hatırlıyorum. Ne noter. Şurada da bir tane seyircem vardı. Onu da hatırlıyorum. Yine, Hadi onu, onu, da, onu da söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. <laughs> bak ama yine neredeyim <laughs> bak. 18 yaş. <yaşında>. Yine noter. <laughs> anladın mı? Şey, ee, ya ben, Adrak benim tek şey şey... biz boğa burcu olduğumuz için. Evet. Şöyle bir enteresanlık var. Şimdi Ece'nin de başına geliyor. Mesela bir tatile gittim ve gürültüden hiç hoşlanmazsın. Gürültü bizi buluyor. Çekiyor Abi. mıknatısız çünkü. mi öyle, değil Böyle deyince bir şeyler artık geliyor değil Artık demiyorum. Şimdi bu <laughs> bir talip, talip, talip. yeni eve taşındı tam birkaç sene önce. Uh -huh. Pimpirik de Evi çok güzel yapmış falan. <laughs> bir açıyorum Instagram'ı. Allah sizin cezanızı vermesin. Bu gürültü ne? Yüz kattan inşaat, alt kattan bir şey. buluyor çünkü çekim. Bak nasıl bir gürültü. Neden Instagram'a yazıyorsunuz? Ben de öyle. Ben de hemen ben? yazır? Bilmiyorum işte. Ama yazıyorsun. etkili Bak, mi <laughs> Çıksana yukarı. <laughs> Çıksana yukarı ne yapıyorsun? Bazen çıkılıyor şey. bazen de yazılıyor işte. <laughs> bir de o ben o sitenin... ...inşaat şirketi zannediyorum... ...onları sürekli etiketliyorum... Değilmiş, değil mi? ...sonra Erdinç'le karşılaştık dedi ki... ...yani sen yazdın hiçbir şey demiyoruz biz artık dedi... ...zaten salla işe yapmıyoruz dedi... ...delidir ne yapsa yenidir... <laughs> ...ama e, gürültü dindi çok şükür... Tebrikler, e, ...o yüzden... <laughs> hali, ...dün bir tane üst kattaki komşum... ...bana çiçek almış ama onu koydu... ...bak DM'ye yıkılıyor... ...gürültü yapan mı gürültü yapan mı... ...hayır gürültü yapmayan üst kat yapmayan alt kat yaptı... ...bir de o inşaat yapıldı ya... E, ...güzel bir mağaza falan bir şey olacak... Vazgeçmiş. Mahallelerini anlatıyorlar galiba. Sen çağır. bu yüzden Ay, sin sen sinirden mi saçları değiştirdin? Hayır yok artık sarı bir... Ya, herkes... Niye? Birden çok radikal bir karar. Çünkü çok sen radikal. sabah sarı şeker hep böyleydi. Ya, Kuaför bile şey dedi yani bize ecerken Benim... sarısı diye geliyorlardı dedi. Hani şimdi ne olacak dedi. Vallahi dedim ki artık yaza kadar böyle çünkü sarı sen bilmezsin. <laughs> Sana soruyorum. Çok yorucu bir saç biliyorsunuz. ...benim dipler Zor. falan gitti o yüzden biraz dinlensin sağlıklı bir şekilde. Artık hani hep her şeyin sağlıklısı, saçın da sağlıklısı. ...işte e, hayatımızda en önemli şey sağlık. Her şeyi anladım hani o yaşa. Siz sordunuz ya evet, bu evet. Yaşım hani. Ben evet. en önemli şeyin sağlık olduğunu anladım. Evet. Ya yani öyle grip olunca bilmem ne değil. Ya yani ben e, sevdiğimi kaybettikten sonra her an herkesin başına bir şey gelebileceğini o kadar net gördüm ki Hı. benim ilk gittiğim cenaze şeydi Seda Sayın'ın babası hiç anlamadığım şeyler hiç bilmediğim şeyler hani e, kayıp nedir bilmiyorsun yani bir daha onu göremeyeceğini şu telefonun bir daha çalmayacağını e, onunla bir daha sarılamayacağını inan yaşamadıktan sonra bilmiyorsun o şarkılar falan çalınıyor ya ölürsen ölürüm bilmem ne falan abi yok diyorum ya yaşamıyorlar yani bu şarkıda o hissi yaşayan birisi söylememiş o kadar o duygu derin ve ancak yaşayanların anlayacağı bir şey ki Allah kimseye yaşatmasın sıralı ölüm versin tabii ki ama ben mesela bana mesaj atanlardan çok büyük destek aldım yani o kadar çok yakın kaybeden vardı ki demetlerle barıştığım gündür mesela. Ee, bana Biz o kadar. birkaç sene küstük tabii öyle. İyi geldiniz durumda. ki. Gerçi hatırlamıyor geldiğimi, Kur'an okuttuğumu, helvalar yapma. Orada evet. insanlar Aman, söylüyor. Bana sürekli annem Gürdüm anlatıyor söylüyor mesela, söylüyor. arkadaşlarım anlatıyor diyor ki, "Kızım diyor, Demet herkese yemek dağıttı. Demet işte helvanı helva kavurdu. Demet şunu yaptı." Aa, ben sürekli "Demet arıyorum. ya Demet çok teşekkür ederim. Bunu da yapmışsın. Ah kızım lafım olur." diyor. Hemen geçiyoruz ama bir hafta sonra başka bir şey için arıyorum seni. Ya çünkü ama çok zor bir dönem. Yoktum yani, yani. İnsanın sevdiğini kaybetmesi bir de tam her şeyi rayına oturturmuştunuz galiba değil mi? Eskiden ama böyle konuşamazdım da biliyor musun? Şeyi mesela? hatırlatmak istemiyorum ama şey çok etkiliyor beni Ece'de. Gitme demiş. Evet. Hiç istemedim. İsmi? mi? Hayır Fikret Orman'la toplantısını yapmasını istemedim. Gerçekten istemedim. Yani ben e, Fikret Orman'la toplantı olmasaydı bu arada benle Eymen de oradaydık. Hı. Fikret Orman'la anlaşamıyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Eee. Şafak bir hafta evvel yayına çıktı TGRT haberde. Hani sürekli Beşiktaş'la ilgili şunu da de, bunu da de. Ya dedim ki Şafak, hani senin kendi düşüncen yok mu? Neden sen Fikret Orman'ın yani seçimlere bile sen gitmişsin. O e, bir tane toplantı yapıldı Etkisinde Beşiktaş'ta. Kalır mıydı Çok önemli. Efendim? Etkisinde kalır mıydı rahmetli? Çok kalıyordu. Abim diyordu. Ve e, bir tane toplantı yapıldı Beşiktaş'ta. Genel kurul yapıldı. Mesela oraya e, gitmemde ama şafağa konuştuk şunu söyle bunu söyle bunu söyle. Ya ben o kadar rahatsız oluyordum ki artık ne olur hani kendi fikirlerini söyle. O gün toplantıda Fikret Orman olmasaydı ben ve Eymen o sevmediğim nefret ettiğim balıkçı da vardık. Yani Allah diyorum hani Allah çok büyük belki başka şeyler olacaktı başka şeylere sebebiyet verecekti. Yani e, hani bir şeye çok üzülürken bir şeye şükrediyorsun. Ya oğlum orada olsaydı? Hani düşünsene Allah korusun seken bir kurşunun yanlışlıkla ya grip olunca nasıl üzülüyoruz evladımızın saçı bir şey olsa ben uyuyamıyorum yani ben evladım için yaşıyorum evladım için her Burada şey. Burada kader denen şeye inanmıyor musun yani kader? O kadarmış nefesi sen biliyorsun hoca zaten senin Anladım. tanıdığın hoca gelmişti ben sürekli soruyordum yani neden neden hani e, yani yani Hoca hep bana dediği şey sorgulama nefesi o kadarmış. Herkesin bir nefesi var bu dünyaya geldiğimizde ee, onun nefesi o kadardı. Ama çok şükür ben adalete zaten çok inanıyordum. Ben ilk mahkemede de bayıldığım mahkeme değil ikincisinde dedim ki benim tek bir Allah'ım var bir de Yüce Türk Adaleti güvendim. Arkamda kimsem yok benim biliyorsun değil mi? Hı. Benim bir anacığım var bir babacığım var emekli albay anne e, babam. Abim var Denizli denizci albay. Onun dışında benim hayatımda oğlum dışında kimsem yok. Hani güvendiğim birileri de yok. Ee, ve çok şükür dört kişi müebbet çıktı. Evet. Yani çok önemli bir karar. Aslında bu kararların ...emsal teşkil etmesi lazım. Demin siz de söylediniz silah olayı. Evet onu ya sen ya. bayağı sık sık yazıyorsun. Bunun için aslında bir şeyler yapabilirsin. Çünkü ismin senin çok büyük Ece. Yani bundan bir öne yok olabileceğin bir şey olmalı. Biz de arkandan geliriz tabii ya ki 40 programda. milyon silah. Dördü e, ruhsatlı. E, biz geçen yayına şeyi bağladık işte. E, Ay'ı, vakıf başkanı. Umut'un. Umut, u, evet. Ee, vakıf başkanı bağladık. O da dedi yani yeni yasa çıkması lazım dedi. Değil mi? Yıllar evvelki yasa hala devam ediyor. adamı Adama diyorsun ki ya pompalı tüfek yaşlı 70 amca 70 yaşındaki amca ya niye amca pompalı tüfek var? Kendimi korumak için. Neden koruyacağım? Ne dedik işte bak savunma dedik. Sonra üst kata gidiyor bütün aileyi. Otizmle A çocuk aysa, hariç evet. hatırlıyor musun? Bak ben hala o olayın etkisindeyim. Yani ben artık e, rahmetli... Otizimliği bırakıyor bir de Çocuğun da zaten şey, bakıma ihtiyacı çocuğu. var. Ya korkunç bir şey ya. Korkunç şeyler. Yani ben ilk zamanlar herkesin sorduğu işte nasıl atlattın? Nasıl atlattın? Abi dua. Dua. Yani ben hayatımda hiç yaşamadığım bir duygu. Hani çocuğun yanında Allah hiç kimseye yaşatmasın. Düşmanımın başına vermesin. İçli içli ağlıyoruz böyle. Gidiyorum soyunma odama gidiyorum. Çığlık çığlığa ağlıyorum. Eyven yana gidiyorum gülmeye başlıyorum. Yani Hani Emine'nin hiçbir şey hissetmemesi lazım. Ve her gece dua ettim? Şükür ettim. Arkadaşlarımla vakit geçirdim. Beni hiç yalnız bırakmadılar ces. Yani o kadar önemli ki. Abi bir Alişan geliyordu, bir Demet geliyordu. Ee, bir, yani hiç olmadığım insanlar telefon açtı. Bir telefon alo diyorum Erol Evgin arıyor mesela. Ah canım benim. O kadar önemli ki yani o günlerde destek olması ben onu da bilmez. Ya birisinin yakını ölsün hani ben ay ağlamasına dayanamam gitmeyeyim derdim. Şimdi var ya ilk ben giderim. O günlerdeki destek şey dememek lazım değil mi? En önemli şey. Biz cenazelere gitmek istemiyoruz. İşte Yok. Canımız sıkılıyor moralimiz. Vallahi yanında olacaksın. Ben Rize'de o kadar zorluk yaşadım ki Rize'de benim kimsem yoktu. Ben Rize'de zaten yoktum hani cenazede. Beni Hı. sürekli ambulans alıyorlar. Şafak'ın annesiyle birlikte ilaçları dayıyorlar bize. Ben kendimde değilim. Orada bile hani görüntülerde bile sonradan izledim. Ya bu ben miyim dedim. E, Sezer vardı yanımda biliyorsun. Hmm. Elimi hiç bırakmadı. Kimsem yoktu orada da. Var, var zannediyordum ama sonradan işte miras Sonra, olayları çıkınca da kimsenin de, olmadığını daha net anladım. E, yani. O yüzden orada da tek başıma. Çocuk vardı. ne kadarını biliyor Eymen? Neyi ne kadar Eymen daha dün yeni biliyor musun? Şafak abiyi çok özledim. Ben Şafak abiyle daha çok eğleniyordum. Eymen kaç dedim. yaşında oldu? önce onu Dokuz. Sor. Maşallah. Dedim ki ay dün bile kızdım yani dedim ki Eymen benle eğlenmiyor musun? Hayır dedim. Ece var ya hiç üşenmiyor yorulmuyor. Ona top oynuyor. Maçsa çocukla. maç topsa top işte e, tabletse erkek, tablet. Erkek de ister ya erkek çocuk olduğu için. Işte. Ama erkek, erkek çocuğa ya, ya. bir anne de yani bu kadar edemedik. çok mesela o özverili. Yani o kadar yapmama şey yapıyor, rağmen ama. Harcıyor. Ve her, bütün Abi. tatillerini ona göre ayarlıyor. Tabii. Ne şafak biliyor? abi, Şafak abi, Şafak hmm. abi. Ee, ben pedagog, pedagog görüştüm tabii o olaylar olduktan sonra söylemen gerekiyor dediler. Söyleyecek sanırım, gerçeği bilecek. Gerçeği? Tabii. Detaylarıyla yani, mı? Detay tabii ki anlatmadım ama Hayır. Şafak abinin olmadığını, fotoğrafları uzun bir süre kaldırmadım. Ee, çok az fotoğraf kaldı. Ee, ve Eymene o hani anılarını hep yaşatarak devam ediyorum. Bak işte Şafak abiyle motora binerdik. <laughs> Hatırlıyor musun? Kiloluydu da üçümüz binmiştik. Yok <laughs> Çok Yaşa. İyi, İyi mi? Bir soğuk geliyor. Çok keşe. Alerji gibi. Olabilir. Yani oğluma her şeyi oldu. anlattım ben. Her şeyi biliyor Eymen. Ee, 9 yaşında bir de artık. Ya ya. Mesela ilk haftalar bütün arkadaşlarım e, evde ben ağlarken hepsi teker teker ağladılar. Eymen'i gezdirdiler. Eymen'i uzak tutmaya çalıştılar evde. Evde sürekli ağlanıyor çünkü. Sürekli bir yaz dönemi. Haklısın. Ee, ve ondan dolayı da şükrediyorum. Çok güzel arkadaşlarım varmış. Gerçekten e, hiç yalnız bırakmadılar eymeni. Eymen biliyor. E, sürekli ama şey diyor mesela anne ölünce ne olacak? Hani sorgulamaya başladı. E, Şeyde götürmek istemedim ya. Doktor Zaten doktor mi? hani böyle mezarlığa götürmedim. Ben bir kere gittim. 14 Şubat. Eee... Nasıl oldum biliyor musun hani böyle, böyle kalbim ağzıma geldi ve hani her, herhalde ölüyorum dedim o kadar kötü oldum ki e, sonra ben ölürsem Eymen ne olacağı gelmeye başladı çünkü Eymen'in de benden başka kimsesi yok anneannesi var dedesi var hala devam mı ya babasıyla problemler Tabii ki devam almıyor değil mi çocuğu yani Allah çocuğu Allah. almayı bırak yani çok enteresan. onun hakkında konuşmak daha istemiyorum neden biliyor musun çünkü öyle birisi yok bizim için yani e, sormuyor mu peki Eymen yani babam nerede? Eymen Şafak'a soruyor işte. Çok enteresan bir şekilde. Baba olarak onu bellemiş. Tabii Şafak bir de öyle bir babaydı ki e, abileki yaptı ki zorladı bir gün. Hani dedi ki ne olur dedi babanla görüş dedi. Bodrum'da teknedeyiz. Alaramaz. Çocuğu aldı biliyor musun? Serkan ne yaptı biliyor musun? O maça kızında hep ara götürdü. Yani babalık nedir bilmeyen, Aynen. vicdan sahibi olmayan kimsenin gerçekten baba olmamasını temenni ediyorum. Oh. Yani ve mesela dedim geçen sizin yayına bağlandı benim aslında en dertli olduğum konu ya çocuğu ben Disneyland'a götürmek istiyorum kendi imkanım var eşek gibi de çok özür diliyorum çalışıyorum ben götürmek istiyorum yani çocuğumu. Orada Ama izin şeyine takılıyorum Evet mesela onunla da ilgili Vermiyor. kanun çıkması lazım o kadar çok anne bana başlıyor ki. Velayet sende değil mi? Velayet bende öyle bir şey yok. Şeyde Ama yine de Paris öyle mi? kabul etmiyor. Efendim? Fransız konsolosluğu kabul etmiyor. Babanın da izni istiyor. Konsolos kabul ha, ülke etmiyor. Ülke Tabii. Ülke ile alakalı sıkıntı Ülke ile alakalı değil. Ha, ülke, da bazında. Da. ülke bazında. Ülke bazında. Dubai'ye götürebiliyorsun çocuğunuzu. Evet. Şimdi ben geçen çocukları aldım yurt dışına çıkardım. Kimse bana bir soru sormadı. Ha, nereye götürdün? Ee, Hollanda'ya. Hollanda'ya şeyle pasaportuyla evet. Dönün. Ama o e, kapıdakine göre de bazen diyor. Bazen biz de ben <laughs> Kıbrıs'ta <ben> <laughs> ya <Yani> şöyle <laughs> e, Kıbrıs'ta Kıbrıs'a gidiyoruz biz mesela sürekli. Orada e, tanıyorlar artık. Anladım. Bakmıyorlar bile yani. Anladım. yani. Tabii sen tanınmışsın. Ama şöyle, e, çok fazla bu konudan muzdarip anne var. Ben onlar adına konuşmak istiyorum. E tabii, istiyorum. lütfen konuş. Bak, çocukların bütün masrafları annede. Anne büyütüyor, anne bakıyor. Ama biz onları bir yere götürmek istedik mi babalıkları mı tutuyor? Biz ne yapacağız? Onlardan izin isteyeceğiz. Yok ya. Bana velayet benim, o kadar ağrıma gitti ki izin istemedi. Velayet Sen Velayet alınınca bütün şeyler olmuyor mu? Olmuyor olmuyor. Mahkemeye şimdi yani başvuruyorum. Evliyim. Yani ben biliyorsun evliyim. Bilmiyorum ki. Noterden muvafakatname. Muvafakatname mi lazım? Boşanırken Hı. o kağıdı alsaydım. Aldı. Muvafakatname aldım. Onun tarihi. Bilmiyorum. 2000 e, işte e, süresiz olacaksın diye. onu işte. Bak, Evliyken bile bakın gerekir diyor Ufuk Bey editörümüz. Evliyken ha? normal. Öyle mi? Altı ya evliyken ha. normal evliyken izin al babasından. Babanın herhalde baba... çocuğu kaçırma korkusuyla falan abi, mı yapıyorlar? Abi, et abi, et abi. E tabi tabi. Zaten çocuğu görmüyor ki adam. Ya çocuğu görmüyor. Ben orada başka. Telefonla görüşmeler. Ne bu inat? Katara ya. Ben Yal bilmiyorum beyefendiyi tanımıyorum. Haddimi yani başlıyorum ama ne bu inat? E, hani vicdan sahibi olmayan aslında aileden e, o sevgiyi görmemiş insanlarda daha çok görülüyor bu. Altı e, bin lira nafaka veriyor. E, bizim... Biliyorsun okul masraflarını, her şeyini bütün herkes bilir zaten. Altı bini de icra yoluyla alıyoruz, zorla alıyoruz. Gıcıklığını alıyorum ha. Normalde altı bin lira ne yapacak Eymen'e? Bir tane alışverişe kıyafet giysen. Şey, çok tatlı. Vallahi ama ya kitap Çıklı parası da. anladın mı? Okul kitap parası. Al tatlım. Al. Eğmen'in basketbol kursu var. Eymine'nin e, yaz okulu var şu an. Onu ödedim daha yeni rahatladım dedim böyle bir çantam bir boşaldı. Ondan sonra Eymine'nin okul masrafı, Eğmen'in e, işte kıyafeti, çocuk dediğin, kıyafeti, çocuk dediğin çocuk yani. masraf ve Ama onu geçtim ben ya. Ama ben, hani ben şey tek başıma bakamasaydım. Hani gelip bir parka götürsün atıyorum bir Yani ne parka ilgili. Allah aşkına. Ama siz bir ara gittiniz galiba Ya Katara Evet. O, o da o numaraymış yani ne o, Eymen'le konuştu ne olur dedi Katara gelin işte anneni söyle ikna et falan Allah Allah dedim tamam Hani gidelim bari dedim Orada yaşıyor ama değil mi o Evet evet çocukla bir Orada araya yaşıyorum. gelsinler dedim Hani ben de yakın ilişkisi olsun istiyorum Ben Erkek hiç, çocuk tabii. Hiç kötülemedim bugüne kadar Tek <laughs> tek bir gün kötüledim onu da söyleyeceğim ee, Gittik Katara abi ilk gün daha ya Bismillah böyle yaptı Eymen dedi odada kalsın dedi, biz gece kulübüne gidelim dedi. İkiniz Evet. Ya de dedim ki Serkan ben senle vakit geçirmeye gelmedim dedim. Sen dedim oğlunla vakit sinir. geçir diye gelme Bak, <laughs> benim, de sinir benim nasıl ama. sinirim bozuldu. Gü gülebilir miyim? <laughs> Sonra bak 6 bin lira nafakayı vermiyor ya. 5 bin 700 mü ne elime, elime geçiyor icradan dolayı. Senle vakit Abi böyle yaptı. Kıbrıs'tayız. Eymen. <laughs> Allah'ım dedim ya önce sen bir okul masrafına dahil ol. Yanlışlıkla çıktı. Evet. Ha, özür dilerim Hayır. ben gayet televizyoncu. Televizyoncusun davranım. ya sen evet, yani. Evet doğru. <gülüyor> ya, <gülüyor> tamam güzel bir devam. Marka arabasını tamam. söylüyor. Evet. Onu aldım. Yani dalga geçer gibi o sırada aldım telefonu elime. Eyvah. Aa. En eyvah. Sınırlı halimi az Sakın. çok. Sakın. <laughs> Boğa Burcu. Ya dedim ki siz dedim ailece dedim utanmıyor musunuz aynı karşısına geçince? E niye tüm aileye şimdi şey yapıyorsun? Tüm aileye söylüyorum ya. Neden biliyor musun? Aman bana sallama. Hayır. Hayır değil mi? Neden biliyor musun? Lan yani insan, i̇nsan şeyi yapmak düşünmez. istemiyor mu? Ya babaannesi Tatlı bir kadın ee, ama öyle bahsediyordum o çok çünkü. çaresiz anladın ha, mı? Hani, benim ya. O çaresiz bir kadın e, yani. Torununu görmek ister çünkü torun başkadır ya hani hep öyle derler ya torun. Eğer görürse ne işte tatlı. belki de şeyi kesilir, harçlığı kesilir bir şey olur hiç bilmiyorum yani onların aile düzeni bilmiyorum ama bir anneanne, ay hiç babaanne bir dede demez mi? Oğlum çocuğuna sahip çık veya Şeyda Yıldırım avukat, avukatla konuşuyorum ben sürekli. Şeyda diyor ki Ece ben senin tarafındayım çok haklısın diyor. Ben ona uyarıyorum da söylüyorum da diyor. Ama şöyle bir utanma insanlarda tüm babalarda olmalı. Ya benim çocuğuma ne güzel bakıyor bu kadın ya. Ne güzel yetiştiriyor ya. Teşekkür ederim ya. Bir teşekkür bile bugüne kadar edilmedi. Ya sana teşekkür etmesi önemli değil. Çocukla ilgilensin yeter yani. Dün sen bayağı doluymuşsun ya. E ya. Ben çok konuştum. Yani Bak evet, güzel konuk ayarlamışım de. değil mi? Dolu konuk. Oğlum <laughs> sürekli içimi boşaltıyor. Hep bizi tarama bekliyor. Televizyon <laughs> durumu o girdi. Harika kaldı. ya. Bugün kabuğu günde... Ben de. zaten şey artık ha, magazinde falan ya. yokum biliyorsun. İki günde bir yani program çıkmıyorum zaten biliyorsun. Hiç konuk olmuyorum. İki günde bir a, haber. Dün yine kanalda ya, haberle röportaj yapıyoruz. Böyle Şu sapık de, değil mi? Sapık değil bu sefer motosikletle ilgili yaptım. Kaçak motosiklet, vitamin motosiklet ah, aldım. Aha. Dur, o var. Onu izleyeceğiz. Sen sen yorulma, bir dinletelim ama şu yarım kalmasın. O de, devam et. O motora da geçeceğiz. Yani öyle. Saplına benim da benim, sen, der, rahat ol. benim derdim o ama Allah'a şükürler olsun ki ben evladımı çok güzel yetiştiriyorum ama benim böyle bir imkanım olmayabilirdi. Böyle imkanı olmayan çok anne de var. Tabii canım İş yok, gücü yok, çocuğunu okutamayacak. O yüzden ee, insanlar Allah insanlara vicdan versin tamam. ve bu babaların eline bırakmasın bu çocukları yani biz bir yere götürmek istedik mi hem hiçbir şeyini verme hem de izin alacağım kimden Şam babasından Şam babası değil de ne Şam babası deyince de bana bir ay susturma kararı aldı Abi, ne kız, gelip mi bir ay bana <laughs> susturma kararı aldı. Niye bizi seçtin söylemek? Ay Şambaba'ya ha. hakaret değil arkadaşlar. Niye bizi seçtin söylemek için diyor. Hayır Doğru ben o <laughs> sosyal medyada yazıyorum. <laughs> ha, tamam. Aa herkes biliyor. Onun <laughs> o, o, adı o, baba buna, değil zaten Şambaba. dur ya bu bu kelime e, küfür olarak mı algılanır? Hakaret değil, hayır. Ama sen biliyorsun istediğin kişiyi uzaklaştırma eeeğinde alabiliyorsun. O yasayı da çok gereksiz kullananlar var maalesef. Gerçekten şiddet yaşayan, şiddet mağduru kadınları yerine Katar'da yaşayan bir eee Şam babaya benle ilgili bir ay uzaklaştırma dedi ya. Bir ay uzaklaştırma aldırdı şey daha Yıldırım ya. Hayırdır yani? Anlatma. Hem Katar'da yaşıyor. Ben ona şiddet göstermiyorum. Bir tek şey yazdım. Dedim ki Schengen vizesi almak için benim neden babalık yapmayan birinden izin almaya ihtiyacım var dedim. Dur ben Şeyda da benim avukatım ben ortayı bulurum. Hayır Şeyda ile aramayı. Şeyda diyor ben senin yanındayım diyor. <laughs> Bunu nerede dedin? Sosyal medyamda. Sosyal medyanda. Ya gittim Fransız konsolosluğuna çocuğumun pasaportunu bile geri alamadım. Aa. Tabii geri vermiyorlar bir de. O sırada da Dubai'ye götüreceğim. Hadi bari yani dedim çocuğun okul oluyor. tatili. E sonra nasıl geri aldın? Aldım. Avukatım girdi devreye. Helin Helin Allah razı olsun elinden. Yani o da kadının derdinden anlıyor. Şimdi mahkemeliyim. Bir, nafakayı Bir. arttırıyorum. İki, 9 yaşında Kırk. olan evladımın bütün eskiye dönük okul masraflarını istiyorum. İhtiyacı mı var? Yok ama... Bu e, senin, Baba babaysa baba. Senin için değil ki çocuk için. Tabii çocuk için. Ben zaten bugüne kadar ki kendime nafaka istemedim. Üç. Ha. Bütün haklı. Hayatımda kendime nafaka istemedim ben. Ya, Hakkındır. kimseden Kimseden. Çocuk için diyor. Benim ilk evliliğimi deme çok iyi bilir. Türkiye'nin en en e, düzgün ailelerinden bir tanesiydi. Boşanırken bile tek kuruş istemedim. Ben neden ben çalışan bir kadınım ya? Ben kendime yeterim. Her zaman ki o Hakkındır sırada diye çalışmıyordum. Tamam. Ondan Peki. sonra 3 Çocuğun bütün haklarını istiyorum mahkemede. Yani üç. ben. Bir şey söyleyeceğim. bunları istiyorsun şimdi değil. değil. İzleyenler izleyenleri bilgilendirmek açısından evet. söylüyorum. Senin gibi böyle bu taraftan mağdur olanlar böyle. için. <laughs> bunları e, istediğinde bir emsal falan araştırdın mı? Var, var mı hayatım var. Eskiye döne, ha. dön, dönük her şeyi isteyebiliyorsun. Her şeyi de alabiliyorsun. Neden biliyor musun? Baba. Çocuk yarısı benimse yarısı onun. Doğru. <laughs> Yani anladın mı? Sen <laughs> pek gülme istersen. Niye ya? Ben ne Allah... bileyim Allah korusun ya. Yani. <laughs> yarısı benimse yarısı, yarısı onun bir... diyor ya. ya. Öyle tabii ki yani. Hayır bazı da çok tatlı çıkıyorlar tek... ama ne gülmeyin. Hayır bir tek başına yapmıyorsun evladı. İstenmeyen bir çocuk değil. Evlilikten sonra yapılan bir çocuk. Evlilik dışı bir çocuk da değil ki. Öyle olanlara da çok büyük saygım var. Sakın kimse yanlış anlamasın. Tabii ki. Ama ortada yani zaten. Ayrılırken ayrılmamak için ağlamışsın kapılarda vesaire uzaklaştırma almışım. E, hala sen neden mesela utanma yok? Siz niye ayrıldınız? Ben yemin ederim bilmiyorum. Benim ben çok, yemin yani ediyorum. Bir, e, ben aşkı gerçekten şafakta yaşadım. Yemin ediyorum. Her şey üzerine E niye evlendin o zaman? Bilmiyordum yani. E, yani sonuçta bana çok aşık birisiydi ve aşk zannediyordum ama değildi. Beni çok aldattı. Sevilmeyi mi sevdin? Ha. Ee, ben süt verirken, Aldı. çocuğa süt verirken Yemin sabahın üçünde, o, e, bir futbolcu'nun eşiyle, bir tane sunucuyla. Ay yeter, aa, açıl açıl. Hayır Biz gazete. Olduk. Bunlar gazetelerde manşet oldu o yüzden. Bak Ve bir izleyicimiz, izleyicimiz bir izleyicimiz ne demiş biliyor musun? Çocuğu, çocuğuyla görüşmeyen bir kızımın babası var sanıyordum diyor kendi için çok söylüyor. Çok var. Ece Erken sen yine iyisin nafaka alıyorsun diyor. Alamadığını söylüyor zaten Ece de. Ben diyor 17 yaşındaki kızıma 390 lira nafaka ya. alıyorum. Ya. Yani. Yazık 390, 390 lira o, o. meşhur hamburger var ya o, yani menü. E benim Onu çok, bile alamıyorsun doğru. Yani, çok zengin. Kaldı. Belki bak çok zengin bir adamın eşi arkadaşım boşandı. Ne kadar nafaka veriyor biliyor musun? Bin lira. Peki bunları kim belirliyor? O ne? O bilmiyor? ismi de biliyorsun. Vallahi bilmiyorum Yıldırmak bak. Yemiş oluyor? Ha birinin belirliyor olması lazım değil mi? Bilir kişiler, altı hakimler, bin lirayı şöyle, avukatlar ben... bir şeyler var yani. Ben adalet. yaptım altı bin lirayı. Bir, bin dolardı benim nafakam. 15 ay vermedi Serkan. Bu arada bütün Google'da da vardır bu. E sen On şey ne? Cem Yılmaz'ın eski karısının avukatını tutsan o çatık çatır alıyor. Bir de adamcağız be, yazık. Benim... şeyce şeyler açtırıyor Ne derler? Karşı dava açıyor hiç kazanamıyor yok, Cem yok, Yılmaz. Yok be, yok benim avukatım da iyi. Ben daha yeni açtım. Yeni uğraşıyorum bu işlerle. 1000 doları ben 6000 TL yaptım. Peki. Ondan sonra çünkü istemiyordum ama bak, çocuk büyüdükçe bir masrafları artıyor. İki. Sen deli misin? E İki ya hiçbir şey yapmasa sen şimdi yazmışlar istiyor. işte tatil matil bilmem ne. Hani bu lüks şeylerden bahsediyor işte Dubai'ye gitmek bilmem ne. Onu bırak dediği gibi okul başlı başına. Zaten özel okullar en basit indirgesen bile Doğru, devlet okuluna gitsen bile masraf çocuk. Tabii canım. Üniformasıydı, ayakkabısıydı, kitabıydı bilmem nesiydi, beslenmesiydi. Ya, e bu çocuk hiç mi oyuncak almayacak? Eşini, hiç mi iki bir yere gitmeyecek? bütün arkadaşları ile bir, bir yere gitmeyecek? Bütün arkadaşları kampa gitmek istiyor. Dört gün e, bu. Kendi arkadaşları kendi çevresi görüyorsa tabii, eşini de ben dokunmuyor niye Hayır gidemezsin Çok anneciğim. Haklısın, bizim abi. imkanımız yok. Evet. Tabii ki annesi olarak ben çalışıyorum. Benim e, biz Alişan'la hep onu konuşuyoruz. Alişan'ın da kaybı büyük, benim tabii, de kaybım tabii, büyük. tabii. Yani o da diyor çocuklar için yaşıyorum. Çocuklar olmasa diyor ben e, yoktum diyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de Eymen için yaşıyorum. Eymen için e, çalışıyorum. Yoksa demet beni de bilir. Ben benim. Kendimi de ihmal etme. Kendimi gerçekten Sen ona lazımsın bağlıyım. İhmal ama. etme. Ben çocukluğumdan beri çalışıyorum. Ben şu an çalışmasam o kendime yeter her şekilde yeterim ama ben Eymen daha iyisini görsün. Eymen'in imkanların elimden geldiğince hani kıskanmasın başkasını. Allah herkesin çocuğuna versin bu arada ama ben hep oğlum için yaşıyorum. Yani zaten iki yıldan beri de hayatıma da kimse girmedi. Öyle bir düşüncem de yok. Oğlum, oğlum, oğlum. Büyük konuşma ya. Amcam niye şimdi... kapatıyorsun? Yani, hiçbir şey için büyük konuşmuyorum. Çünkü ne büyük konuştuysan başıma geldi biliyorsun. Onu söylüyor musun? <laughs> evet, evet. Mıknatıs <laughs> hayatım. Çok Mıknatıs. iyi. Şimdi şeye geçeceğiz. Ee, sen dedin ya Şafak abi, Şafak abi çocuğum falan filan. Ben çok enteresan bir şey anlatayım. Madem bu kadar döküldünüz. Geçen haftalarda falan kızımla beraber e, toprakla ilgili bir şeyler yapıyoruz. Yani böyle bahçede böyle fidan ekiyoruz. Dedi ki baba dedi biliyorum sen de öleceksin bir gün dedi. Ay. Bak, ne dedi? Bak bak çok enteresan. Çocukların psikolojisini anlamak lazım. Bazen unutuyoruz kendimizin de çocuk olduğunu çünkü. Dedi ki şu anda bir fidanı ekiyoruz ya dedi. Nasıl olsa seni de toprağın altına koyacaklar ya dedi. Baba bak çok acayip. Peki ben sularsam sen tekrar çıkacak mısın dedi. Ay beni ağlatma Cez. Bak valla kendimle ilgili şeyde güçlü durmaya çalışıyorum. Bunlar çok ağır. Benim çocuklar... Bu ara bir... çok acayip şeyler soruyorlar, bilip evet. Ne diyecek, ne Haber mi izliyorlar, Ne yapıyorlar? Ne yapıyorsun? Anlamadım. Suratım hiç karışmadı. Ne yapıyorsun çocuklara? Çocuğum. Abi abi. çocuk beni yetiyor. sevdiği için söylüyor bunu. Tekrar topraktan çıkacağımı ümit ediyor. Oh. Sevmesi olur bu bu? Ben de oh. çıkmam dedim. Ee, şimdi gelelim şeye. Bak Otur... ben o kadar derdimi anlattım, şey kaldım. Vallahi yani çok çok şey oldu dokunda bana. Benim dediğim şey mi? Evet ya. Yani Çocukların bu kadar kaybetme korkusu Eymen'de de aynısı var. Ee, Şafağa kaybettikten sonra o da beni kaybetmekten çok korkuyor. Normal. Ee... Onlar da büyüyecek, anlayacak hayatı. Yapacak bir şey yok. Yapacak Yapacak şey bir şey yok. Ha, hepimizin gideceği işte. Ee, hocanın dediği gibi. Sana dediği gibi. De Anlattın ya. Nefes. Yapacak bir şey yok. Evet, yapacak bir şey yok. O kadar. Hadi biraz konuyu değiştirelim. Senin bir tane galiba... Ayıplı motorum varmış, olay oraya evet gidiyor. Evet ya, <laughs> o da o da kaçak çıktı ya. <laughs> Onu biz, hepsi de meselenin başına geliyor kızım. Ne yalnız tabii. yalnız. İzleyelim lütfen. Ben ha. de ufak cevap veriyorum. İzleyelim tabi. İzleyelim lütfen. Ece Erken'in motosiklet şoku. <laughs> Ece Erken çeşmede ulaşım için çoğunlukla elektrikli motosiklet kullanıyor. Kiralamak yerine de iki yıl önce bayiden kendisine bir adet elektrikli motosiklet aldı. Ruhsatı çıkardı Ece Erken ama trafik kontrolünde büyük bir şok yaşadı. Motosiklet iki yıl önce 7 Emin otoparkına çekilmiş. Elektrikli motosikleti aldığı bayiden şikayetçi olan Ece Erken davanın bir an önce sonuca bağlanmasını istiyor. Şimdi motor hani ayıplı kelimesini özellikle kullandı. Evet. Çünkü e, motor suçlu. Onu götürdüler değil mi? <laughs> Ya öyle mot öyle. motoru ben Vallahi aldım öyle. biliyor musun? Ee, <laughs> aslında bu motor şeydeydi benim Çeşme'deki evimdeydi Bodrum'a 3 tane çocuk olduğu için o sırada çocuklar biner Şafan çocukları benim çocuğum biner diye Bodrum'a götürdüm. Sonra Bodrum'da kaldı şafak rahmetli olunca da aldıracaktım tam aldırmadan evvel işte e, abisi biniyor motora e, benim motoruma ve o sırada polis çevirmesine yakalanıyor e, plaka takılmadığı için de doğal olarak alıyorlar motoru. Sonrasında abisi dediğin kimin abisi? Şafak'ın abisi. Çocuk motoruna biliyor. Belli Çocuk mi? motoru değil bu hayatın bu arada elektrikli Bayağı motor. motor. E, Sen gördün ya kaç kere yanında bindim ben seni. Ondan sonra ya. neyse e, onu yedi emine çekiyorlar. Biz polislerle irtibata geçiyoruz. Diyorum ki ne yapmalıyım? Hemen ruhsat çıkarın Ece diyorlar. Ben e, e, işte bu markanın sahibi Halit Bey'le irtibata geçiyorum. Ruhsatı çıkarıyoruz. Ruhsatı yolluyorum almak için. Diyorlar ki e, bu şase numarasıyla bu şase numarası doğru değil. Bu ruhsat başka bir motora ait. Sizin başka bir motorunuz var diyorlar. Change ve e, yani bu o kadar da çok yaşanan bir şeymiş ki o yüzden hani e, hep benim başıma geliyormuş gibi gözüküyor da Yok yok e, ben, ben, tabi, biz, ben vakıfım bu olay. Evet. Peki neye dikkat etmeliymişiz? Birçok şey var Bir sosyal şeyi de verelim o zaman Verelim mesaj verelim Ruhsat çıkaracaksın önce Rusat zaten Ruhsat çıkaracaksın o şase numarası biz nereden bileceğiz? Hayatım, bir es yerine getirip eskiden, göstereceğiz herhalde e, Tabii eskiden öyle değildi eskiden ruhsat şart değildi bunlarda elektrikli motorlarda ha, okay. Şu an ruhsat Laka şart oldu Plaka şart değildi çünkü Plaka şart oldu şu an ve ee, ben geçen bir tane daha aldım elektrikli motor. Adam bana tek tek anlattı bakımını yapmanız lazım. Bir tane işte belgeler verdi. Gittim notere kendi üzerime aldım. E, plakasını çıkarttım. Her şeyini hallettim şimdi. Akıllandım ama bu motor e, bu çok ünlü bir motorun şeyiydi. E, markasıydı. Adam ortada yok, kayboldu. Yerli mi yabancı bu motor? Üretim. Yani çok ünlü yabancı derken. yabancı Çin'den mi Ha bir de yabancı. Tabii tabii. Adam nerede? Adam kayıp Bilmiyorum. ama biz icramızı yolladık. Şu an zaten mahkemede iş ve e, dolandırıcılıktan dava açıldı. Motor nerede alındı tabii? Motor 7 eminde. şu an çürümekte. Tabii. Ay yazık. Allah çürüdü. E, otopark ne kadar? Ay sus. Onu, onu dün... da mı sen ödüyorsun? Ya onu bana dün haber spikeri söyledi şey. Doğrusunu buna... soruyorum, korkma. Gazeteci söyledi bana. Bak ben <laughs> böyle oldum. Allah'ım Dünlük 300 liradan abi. bir de onu mu ödeyeceğim? 300 ne? lira diyorlar 7 emin. Günlük üç. Sonra hemen Helin'i aradım avukatımı. Helin dedim böyle bir şey. Ay tansiyonum düştü. Var mı? Beni Canım. bir de düşün iki buçuk yıldır orada. Benim tansiyonu düşüyor. Kaplasana kız iki buçuk. Kızım seni. bu zaten e, üç dört ayda kendini amorti edecek. At çöpe gitsin bunu. Yok edin bunu ya. Yani. Bari polislerimiz <laughs> orada bir yere giderken ederken. Evet, benim değil kapıya bir bırakmışlar da benim Abi, değil de. Yet, 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 <gülüyor> <gülüyor> ben de dedi bırakmışlar. Çalıntı dedi. Çalıntı dedi. Yok. Ondan sonra neyse zaten çalıntı demek gerekiyor. Sen bir gerek şey mi yiyorsun? Tansiyonum düştü. <laughs> Ya kadar vermeyeceğim. haberi yemin ederim sen gelmeden bütün Vallahi, tüm yaktın. Bunu kafasından çevirdiniz mi? Ortalama... <laughs> ben Ortalamaya, inanıyorum öyle şey. Ay al... ben iyiyim, iyiyim artık. Sana bir iyi haberimiz, bir kötü haberimiz var. Önce <laughs> kötüyü söyleyeyim. 273 bin lira çıkacak sana park parası. İyi haber bulamıyorum. Aslında <gülüyor> 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 Hayır vermem. Ben zaten ben. sosyal var. medyada takipçilerim bilirler beni. Ben 10 gün bir canlı yayın yaparım bu konuyla ilgili. Öyle bir şey oldu. ne olacak? Değişecek mi kanun? Değişir. Evet. <laughs> Bazı şeyleri vurgulamak <laughs> gerekiyor abi. hayatım. Ay. Çünkü mağdurum yani. Ay ne saçma bir şeymiş ya. Ya güldüğüme bakma bu kızın hiçbir suçu yok. Hiçbir şey mi yok? Ama biliyorsun son maliye gelinir. O da sensin. Evet. Ya öyledir ya. Ondan Ama sonra öf, sen öf. rücu et abi. Halit'i bulursan. <laughs> Halit. Halit Bey lütfen ortaya çıkar mısınız? Halit Bey size sesleniyoruz. Size mi? Sorumuzu oku. Günlük sorumuzu oku. Sen, sen de yemek mi yiyeceksin? Ha, günlük sorumuzu oku. <laughs> Soruyu evet oku. Neydi sorumuz? Ha. Ha. Her gün ne şey yapıyorsun? Tamam. Al, bir şey Oo, daha, o, daha öğrendim. Size... Ağzım açık. Pes. Allah evet, ama Aa. nereden gelsin başına yani bu, bu çok şey değil ama bu. Şimdi gelmeden anlamıyorsun Benim işte bir arkadaşın geldi çok iyi bilirim çünkü. Günün sorusu en, sen sana sormuyorum. Ya sen bana gün... sorma ben <laughs> her gün yeni bir şey öğreniyorum. Sen de. Bu bir arada de... Kerem bahsedeceğim. Ay, Kerim Can'dan bahsedeceğim. Ay bahsedeceğim. Bizim Kerimcan'la davamız vardı biliyor musun? Durmaz mı? Yıllar evvel evet. Niçin? Buradan ona sevgilerimi iletiyorum canım benim ya. Ee, dava günü benim avukatıma e, Avukatı mesaj atıyor Biz de Ece Erken'i çok seviyoruz Zaten zor zamanlar geçirdi Hani bir de davayla falan filan uğraşmasın diye Buradan böyle bir içimden geldi söylemek O mu senin açmıştı davayı O bana açmıştı Neden ee, açtı çekmiş. Söylemezsem olmaz da işte onunla ilgili bir konu vardı Biz fenomen Bu var gibi... ya bu var ya bir gerdiriyordu. bana neler dedi Bak Ece Erken geliyordu dedim. <laughs> Sabah şeyi koyamadım biliyor musunuz Sen ne çabuk unuttun abla bu sana neler dedi kim dedi? Hayat hepsi diyor işte. Ama sonra kaç, bir ke şey, kaç ama kere bir şey ama Kerim Can ettik, Kerim Can Evet buradan sevgilerimi yolluyorum. Kimsenin bilmediği bir şeydi. Bu haber olmadı zaten. Aa, da yani. Dava günü bile. Ya. Yani evet ama ne o kadar bir fenomenler yani yaşıyor. Ya da da deme de yani şey <laughs> anlamı. Demesin. <laughs> demeyeyim <gülüyor> öyle. demeyeyim. Yok zaten. Sen biliyorsun değil mi? Hayır. Sen biliyorsun değil mi? <laughs> Ha, bilmiyorsun. O sırada hmm. fenomen dosyasını açmıştık. Dilan dosya. Polat'ların do evet. dosyasını o sırada açmıştık zaten. Bilal Özbilge çok iyi bir televizyon. Ay buradan geçmiş Doğrudur. olsun. Geçmiş geçmiş olsun. Benim arkadaşım. Ben de i̇yi, çok şükür okudum. Bilmiyorum ama okudum. Oy, Bilal olsun. iyi bir televizyoncu olduğu için öngörülü. O Olaka. fenomen olaylarını çok çok önceden zaten Bilal işledi. Dilan e, Polat işin noktasıdır yani. O sırada işlerken de öyle benim ağzımdan laflar çıktı. Orada çünkü zaten... E, Tahmin edersin ki çıkmış hmm. ağzında. Hayır format o format. Ha? Format o format. E, söylemezsem olmaz da iyi bir şey söyleyince veya iyi bir VTR olunca kimse izlemiyor. hayır hayır sen bile şimdi burada böyle konuşuyorsun konuşuyorsun ve böyle olun neler konuşuyoruz ya. yok yo. ben, ben ilk defa bu kadar az Bizim konuştum Bizim meslektaş yani, zaten. Ya, çünkü şey programın formatı oydu ve Kerimcan'la da öyle, yani kimsenin bilmediği bir şeydi zaten. Söyleyeyim dedim. Teşekkür etmek istedim. Öpüyorum onu. Aferin biz de tebrik, evet, tebrik ederiz. Tanımıyorum yani. ama sevgiler saygılar kendisine. Gelelim şimdi senin sapığına. Sapık. <laughs> Ece'nin sapığı dosyasına o gerçekten, geçiyoruz. Gerçekten o çok ciddi bir konu bu arada. Mutlaka mutlaka. Gerçekten. Yani böyle sen de öyle güle güle anlattığın için artık benim de sinirlerle aşkı oldu. Evet. Bir izleyelim efendim. Biz bir VTR hazırladık anlatmayalım Aha. diye buyurun. Magazinin sarı şekeri, ekranların sabah şekeri o. Ece Erken'den bahsediyoruz. Türk halkı bıcır bıcır halleriyle VJ olarak tanıyıp sevdi Ece Erken'i. VJ'likten sonra müzik programlarının vazgeçilmez ismi oldu Ece Erken. Yıllardır ekranlarda boy gösteren başarılı sunucunun başı uzun zamandır takıntılı hayranıyla dertte. Takıntılı hayran Ece hakkında mahkeme, akıl hastanesine yatırılmasına karar vermişti. Takıntılı hayrandan bir türlü kurtulamayan Ece Erken, Bireysel silahlanmaya da dikkat çekti Eşini silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken Takıntılı hayranının da Kendisine zarar verebileceğini söyledi Ece arabaya bıraktığı mektupta ne yazmıştı Başarılı sonucu bu şok gelişmeden sonra Nasıl harekete geçti Detayları şimdi canlı yayında kendisinden öğreneceğiz E ne oldu peki sonuç e, Sonuç şöyle Akıl hastanesine girdi Hapse girdi ama hala vazgeçmedi. Akıl Şimdi, hastası mı peki? Değil. Bence değil biliyor musun? Şizofreni e, oynuyor ki eee devam şey edebilsin. Yaptığında, diye. Devam edebilsin diye. E, biz bunu mahkemeye çıktık. Şafak da e, şey oldu, şikayetçi oldu. Ben de Şafak mahkemede işte oturuyoruz. Ben bunlar dedi halkı kandırmak için evlendi. Asıl benle sevgili dedi. Yemin ediyorum. Mektupta ne yazıyordu? Bak hakim ne dedi biliyor musun? Peki o zaman sevgiliysen Ece Hanım'ın bir evini anlatır mısın dedi. Hakim de güzel yerden girdi. Bravo. Böyle yaptı. Ya dedi o gün geldi mi dedi temizlik vardı beni almadı dedi. Bak manyağa bak. Aleyna'da Fena da, da var bir Fena tane de, biliyorsun şey değil mi? Şey değilmiş, Aleyna mi? Tilki'de de var böyle bir tane sapık. Teoman. Kimde var? Teoman'da da Hadisede var. Hadise'de vardı. Teoman'da mı var Teoman, onu bilmiyorum. Teoman yeni savcılığa şikayet etti korkuyorum can güvenliğimden diye. Ama bu ara o kadar sempatik ki insanın sapık Çok olur. tatlı <gülüyor> vallahi. Teoman. <laughs> <de>, Biliyoruz <laughs> eğleniyoruz. Bir kere bu çok ciddi bir çok, konu gerçekten burada. Hani John Lennon'a kadar gider bu işler yani. Var. sana bir şey söylem var. Normal tabii dediğin gibi. Aa ya bir tane bir kız vardı. O deme takılın değil, benim deme takılın diyordu. Ay <laughs> kes kendini Aa, abi, ben onunla yapayım ulan. Ay uğraşamıyorum. Kimmiş? Uğraşam. <laughs> Kaç sene önce? 20 Allah. sene önce falan filan. Yani gerçekten yani nasıl bir kafayı oluyor. yapışıyorlar. Bu da işte Ve, nasıl bir ya da seninle kafa. Ya senle muhatap oluyor bay. Düşünsene sen onunla muhatap ol. Ama dediğin gibi tehlikeli. Eve geliyor abi. Bizim, bizim siteye geçiyor. Olmaz olur mu? Kanala geliyor, çalıştığı kan kanalda geliyor. geliyor. Ve e, annemin Bilmeyenler John Lennon'ın ailesinden hayatını Annemin arabasının önüne şey bırakıyor, mektup bırakıyor. Diyor Heh, ki. Ne var o mektup? Bir de bak yani ben bunu Kanal D'deki İbrahim Konar'la da konuşum. İbrahim Bey diyor ki Allah Allah diyor Ecan o kadar da değişik yazıyor ki hani böyle akılsız birisi değil diyor. Ee, Zaten o evde temizlik vardı. Tabii o da değişik. Enteresan bir, şey. bir cevap. Nurhan Hanım diyor kızınızı diyor Allah'ın ile istiyorum diyor uygun şartlarda verirseniz verirsiniz ama vermezseniz de daha kaçırma gibi birçok e, ihtimali gözden geçireceğim diyor. Bak ben de şu <laughs> an ne var biliyor musun? Ben Aa, neyle geziyorum? İhtimali gözden geçirecek mi? Biber gazı. Kız o yasak. Hayır yasak değil hayatım. Biber gazıyla geziyorum. Yasak değil. Kadınlar kullanıyor. Yasak. Ee... Bari televizyonda söyleme tamam söylüyorum. En önemli e, hmm. merkezlerde satışta şu an online. Nesi yasak olabilir bunun? Yasak değil. Yanlış Vallahi biliyorsun. biz... Öyle biliyoruz Yanlış ama. Yanlış biliyorsunuz. Ben bunu ana haberde de söyledim çünkü. Kullanıyorum. Ana haberde Ondan... söylediysen orası bağlar, bizi bağlamaz dermiş. Evet gerçekten. Yani bir şekilde kendimizi korumamız lazım. pompalı tüfek alacak halim yok. E, yok tabii. Ay yani. Ama e, Hı -hı. Beykoz'daki Hı -hı. polislerimize buradan Allah razı olsun diyorum. Çok gelirler tabii. 10 numara hepsi. Allah razı olsun. Yani her şekilde ilgilendiler. Şey yakalanacak inşallah. inşallah çünkü infaz kararı da yani çıktı. Yakalanma kararı çıktı. Ee, çok büyük hapis cezası alacak. Hı, onu yani söyle bastıra, bastıra bastıra ki. Çok büyük çünkü artık bunun caydırıcı olması lazım. 3-4 günle kalmayacak bu. Hı hı. Erdal Çınar elektrikçilik yapan Erdal Çınar'ın. E, bu artık herkesin bildiği bir şey olduğu için. E, ve yani fotoğrafını da paylaştım zaten. E, o yüzden en yakın zamanda görenlerin de emniyete bildirmesini rica ediyorum. Tamam, teşekkür ederiz bunu söylediğin için. Ee, biber gazı için hemen kısa söyleyeyim, ondan sonra bir VTR'miz var. Ee, yanınızda bulundurması kabahat, kullanması ise suç. Hayır değil. E ben ne yapacağım şimdi? Bana bunu açıklayın o zaman. Ben, ben bir kadın bir şey olarak kendimi Acayip haklısın. böyle bir maniara nasıl koruyacağım? Ya, yani, bodyguard tut. Peki neden bu hani T ile başlayan bir yer mesela, ya satışta? Evet o zaman satışı niye var? Neden satışı e, var? 240 200 TL. Sen de sonuçta e, boş bir hanım değilsin yani biliyorsundur. E, biz de kanunları söyledik araştıralım. Tamam? Araştıralım. araştıralım. Araştıralım haklısın. Ama yani ben sen de boş yani şey eğer bu sonuçta. suçsa da bana bunun o zaman alternatifini gösterecek. Bu konuda Türk çok sayanlar. haklısın zaten. Tabii. Bu konuda acayip e Ben kadın Ama olarak hiçbir yok. şey yapamam erkeğe. Ama onunla yapabilirim. Dur O zaman şöyle yapalım. Ee, biraz hani duyguyu da değiştirelim. Tamam. Biliyorsunuz e, Acun Medya Akademi var. Mezunlarını verdi. Acun abi de sağ olsun her yıl mezunlarıyla güzel bir yemek yer. Bir barbekü partisi gerçekleşti. Biz de ilk defa izleyeceğiz. Bir rekor kırılmış çünkü galiba çok sayı. Görelim efendim. medyaçıları geleceğin mutfak şefleri Acun medyada mangal partisinde buluştu. 600 kişiden oluşan mezunlar grubu Acun Ilıcalı ile buluştu. Allah evet. evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. Hoş Öncelikle sizin gibi güzel insanları bir kez daha evimizde görmek bizim için büyük mutluluk. Hoş geldiniz, sefalar Yani e, kısa süreyi güzel değerlendireceğiz inşallah. Uzun zamanda bu kadar e, telefonla aynı anda çekilmemiştim. <laughs> evet. Acun Ilıcalı, Acun Medya Akademi mezunlarıyla şakalaştı. Konseyde çok konuşulan sinirli hallerinin geçtiğini belirtti. Bugün sakin bir gündeyim. Ondan dolayı endişelenmeyin. <laughs> Sinir krizim geçmiş durumda. <laughs> o açıdan e, inşallah güzel günleri beraber yaşarız. Siz de e, güzel şeyler yaşarsınız. E, keyfiniz üzerinde herhalde. Evet. Acun Ilıcalı etkinlikte gençlerle tek tek fotoğraf çektirerek bir rekora da imza attı. Tamam. Tamam. Bu tekrarda çok yani. detaylı baksın bir insansınız Acun Bey. İyi ki varsınız. <laughs> Evet mezunları aramızda da görüyoruz burada stajda yapıyorlar. Hepsine başarılar diliyoruz sektörde eminim fark yaratacaklardır. Efendim bilenler bilir Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali yeniden sinema severlerle buluşuyor. Onunla ilgili bir haberimiz var buyurun efendim. 2023 yılında 125 ülkeden fazla katılımla rekor kıran binlerce başvurusuyla 2024 yılında da kısa film yaratıcılarını teşvik etmek ve sinema sanatının yapı taşı olan kısa filmlerin görünürlüğünü arttırmayı amaçlayan Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali'nin jüri üyeleri yarışma öncesinde bilgi verdi. Hande Doğan Demir. Sıradan bir seyirci olarak değil değerlendirecek biri olarak çok daha büyük bir sorumluluğum var o yüzden valla ee, vallahi canla bekliyorum. Umarım çok güzel bir e, akşamda sonuçları görürüz hep beraber. Senin yeninci? Uluslararası Tayf Kısa Film Festivali'nin bu yıl e, jüri üyelerinden bir tanesiyim. Hı. E, zaten bu yıl e, Ankara Film Festivali, Distopya Film Festivali, Diyarbakır Kısa Film Festivali, buralarda jüri üyeliği yaptım ve aslında böyle e, sektöre yeni giren e, yaratıcı Çalışkan, arkadaşları bu şekilde teşvik eden ve görünür olmasını sağlayan bir aktivitenin, bir organizasyonun parçası olduğum için de mutluyum. Umarım güzel katkılarımız olur. Festival Başkanı Reis Çelik. Kısa film sinemanın temelini oluşturuyor, yani başlangıcını oluşturuyor. Yeni kuşakların sinemaya girmesi, yeni yolların, yeni deneyimlerin kazanılması yeni yol açıcı fikirlerin gelişmesi çok önemli bir şey. Onur Büyük Topçu. Dünyanın birçok yerinden çok ciddi talepler var. Yaklaşık 3000'e yakın bir başvuru birçok ülkeden. Ee, tabii ki ben e, Türkiye'de çok fazla meslektaşım var, ee, yeni mezun arkadaşlar var. Onları da desteklemek, onlar adına güzel şeyler yapmak adına e, buradayız. Doçent Doktor Nagihan Çakar. Çok güzel geçecek. En azından herkes alanında uzman, işte senarist, görüntü yönetmeni, yönetmen, oyuncular, animasyon alanında herkes kendi uzmanlık alanında filmleri değerlendirmiş olacak. Yine en yüksek katılım İran'dan oldu, ikinci Türkiye, Brezilya, Hindistan ve Fransa olarak devam ediyor. Profesör Doktor Emre Alkın. Ya biz ne yapıyoruz Topkapı Üniversitesi olarak? Yani bu uluslararası kısa film festivaline niye destek verdik? Çünkü Türkiye'de güzel işler yapan insanların yalnız olmadığını hep hatırlatmak istiyoruz. O yüzden Tokpap Üniversitesi nerede güzel bir iş varsa sağ olsun Nagihan Hoca sayesinde bunu da keşfettik. Onun yanındayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Varol Yaşaroğlu, Sami Saydan, Eylem Can Polat, Müge Uğurlar, Cansu Fırıncı, Vilma Ellis ve Mehmet Ali Karga diğer jüri üyeleri. Efendim, bu duyurlardan sonra kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar Ece erkenle karşınızda olacağız. Lütfen ayrılmayınız. Efendim bir kez daha hoş geldiniz. Demet ve gel konuşalım. Artık yavaş yavaş bu haftaya veda ediyor. Hafta içi her gün biliyorsunuz saat 12'de canlı olarak karşınızdayız. Ece, Allah dediği gibi dolu konuktun. Dolu iki dolu gelmişim. <laughs> ben e, hafta sonları KRT'deyim. Lütfen. E, yine hafta sonu TRT Türk'teyim. E, hafta içi YouTube'dayım. Ey maşallah sana. Çalışmaya Alışıyorum. devam mecbur olarak. Çok seviyorum işimi. Zaten e, 25-26 yıl oldu değil mi? Yakışıyorsun da ekrana. Seviyorum. Her bir de şey. bu ışıktan aldım mı bitti bu iş. Yani da alacağım. Ama. Ondan sonra geçmiş olsun. Ee, bir sana hediye edelim bir tane. Giderken... Ama bunu yayında söylüyorum sonra alacağım. Tamam mı? Sen de evetçe. Haydi, aldım ben. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> Aldı mı? Etin aldım mı? Aldım mı? Onlar teşekkür ederim. Teşekkür. <laughs> ya. Şeyim, yani. Sana çok samimi bir soru soracağım öyle vedai de. Evet Eski arkadaşlığımıza istinaden. Evet. Şimdiki aklın olsa bu işi yapar mıydın? Evet. Televizyonculuğu mu? Evet. Yapardım. Vallah mı? Ya ben bunun için doğmuşum Hah, ya. Canım benim. Vallahi evet, çok tamam. seviyorum. Sen yapar mıydın? Yapardım. Sen ben televizyoncu değilim. Olsun. <laughs> ay bu da canım benim Hayır, ya. Düşün, Sen öylesin abi. Ben şu an mı? kafamdan yemek yok özeni aracı. Ne ya abi? Saçmalama. Yeni şarkılarım var, onları falan filan. Ha. Yemek, memeki Tam seni yemeğe götüreceğim. <laughs> evet. Yarın ben Almanya Düsseldorf'tayım. Konsere hepinizi bekliyorum. Instagram'dan paylaşıyorum. Pazartesi inşallah. Bohum mu? Düsseldorf diyorsun bana minik. Erken gidelim alışveriş. Yok çok yorgunum. Akşam uçağıyla gideceğim. <laughs> tamam. Ondan sonra pazartesi tüm enerjimizle inşallah, inşallah geleceğiz. İnşallah. Ondan sonra işte olaylar olaylar böyle. Yani. Olaylar olaylar. Evet biz gelecek hafta buradayız efendim. Dediği gibi görüşmek üzere sevgiler saygılar. Bay bay.